Derenin birinde 10 tane koç kaması gördük. Onu anlayamadım ben yani. 10 tane koç kaması. 10 tane koç kaması gördük. Bu arkadaş diyor ben diyor kurda hayvan yemedim. Bu arkadaş diyor kurda hayvan yemedim. Gavurari diyor ben şurada domuz gördüm, kurt gördüm. Tamam, iki ayaklı kurtlar yemiş. Bu koç kafaları nereden geliyor yani? Arka kapıyı bir açtım. Ben Allah'ım yani böyle bir şey görmedim. Ya gözleri yok gözleri. Göz bebeği yok, bembeyaz olmuş. Sonra arkadaş kucakladı, bahçeye götürdü. Bir şeyler söylemeye başladı ama Türkçe değil. Ve kendi sesi de çıkmıyor. Başka bir ses çıkıyor. Bu kadar yani. Böyle bir şey görmedim. Duydum, dinledim. Çok korku filmi seyrettim. O siccin 1'dir, 5'tir, 6'dır. O da hikayeymiş ya. Yani şimdi ben onları seyrediyorum da komedi filmi gibi geliyor. Hocayı çağırdık. Hoca geldi, bir şeyler okumaya başladı. Süleyman bir şeyler söylüyor, o bir şeyler söylüyor. Ya o soruyor, o cevap veriyor. Yani adın ne diyor? Azazil diyor. Herkese selamlar. Bugün tekrardan bir Yaşanmış Olaylar serisinin bir bölümüyle daha beraberiz. Yanımda yine Süleyman Savran abim var. Gaz kesmez Ahmet abim var. Ahmet abi şöyle kameraya bakar mısın? Evet. Ali Armağan kardeşim var. Ali'yi de zaten tanıyorsunuz. Tekrardan abi isimleri tek tek hızlı geçelim. Mustafa, Ali İbrahim abi. Kameraya da bakarsanız abi. Arkadaşım Emrah abi. Emrah. Tuncay Bey. Hüseyin Bey. Ve kamera arkasında Mehmet Bey kardeşim. Yaşanmış olayları biliyorsunuz abi. Hayatınızda, yaban hayatında olur veya ömrünüzde böyle ilginç olaylar, böyle ekstrem şeyler de olabilir konuların içerisinde. Ama genelde yaban hayatında, yaban hayvanlarıyla yaşadığınız ilginç olayları konu alıyoruz biz. Süleyman abiyle daha önce çektik bu bölümü. Evet. Ahmet abi var mıydı bilmiyorum da. Yoktu. Siz birçoğunuz burada çobanlık yapıyorsunuz ve çobanlık yapmışsınızdır. Evet. Köyde büyüdüğünüz için. Dur. Ali kardeşimden başlayalım. Ali ile mi başlayalım? Ali çok. Buyur. En son 10 tane ayı gördüm dedin. Evet abi, bu cumartesi. Herkes güldü. Avcı atar dedi ya. Avcı atar dediler. Şöyle de evet. Biraz gelirsen kamerada biraz gözük. Evet. Abi bu hafta yine her zaman olduğu gibi domuz avındaydık, işte sürek avında. Ayıların da belli yerleri var işte. Meyve sebze mevsimine göre tuttukları yerler var. Sakarya Deresi dediğimiz yer var. Şu mevsimde o tarafta çok oluyorlar. Kışı orada geçiriyorlar yani. Kar falan yağmıyor oraya. Rakım 200 metre. Rakım yüksek. Rakım yani 200 metre. Siyah ayı gördük yani bu sefer. 3 tane simsiyah. Hiç beyaz yok burnunda falan. Yani İnönü diye bir ilçemiz o işte. Orada bir ara eşeklere dadanmış. Yani eşek etine alıştığı zaman koşan hayvanların etinde glikoz çok oluyormuş. Çok seviyor hayvanlar yani, etçil hayvanlar. Ayı da tadına almış. Hani bayağı bir eşek bırakmadı İnönü'de. Çok ayı vardı yani bu hafta. Yani hiç görmemiş siyah ayı gördüm yani. Avcılık yapıyorum. Simsiyah. 10 tane gördüm diyorsun. 10 tane ayı gördüm. 10 tane ayrı ayrı. Evet. Ben çekeceğiz. Ağırlık yok. Açık kısa geldi. Videoları var yani. Videolarını atacağım ben size. Doğru. Videoları da aynı ekleriz. Aynı ayı 10 sefer görmüşsündür sen de. Yok ya, hep 4'lü grup, 3'lü grup. Aynı ayı 10 sefer görmüşsündür, 10 tane olmuştur. Tek yok ya, hiç tek görmüşsündür. Aynı ayı 10 sefer görmüşsündür diyor. Gaz kesmez Ahmet Aga. Vallahi kesmiyor. Abi adamın gözler Şahin gibi, bak bakalım bir. Benimki de baykuş gibi. Aldaşı gibi ballıyor. Ama öyle diyorsun ama abi şu an mesela Ali'de rekor, Türkiye rekoru. Ben öyle diyeyim, ben hiçbir YouTube veya belgesel kanalında da görmedim 6 saat içerisinde bir kurt çekebilen Ali şu an. Şimdilik Ali'den. Şimdilik. Bugün rekor bana mı geçecek diyorsun abi? Nasıl bir sabah? Ya. Sen şu olayı anlatsan abi, ben sana vereyim. Birkaç gün önce senin köpekler de bir tane kurt boğdu. Şeydi o ya, melez. Ya öyle küçümseme şimdi, melez. Şimdi ya şimdi Sinan abi, köpeğin görevi kurdu boğmak, sürüye geleni öldürmek. Yani normal bir şey bu. Evet. Bunun biraz abartmaya gerek yok. Ya sen abartmıyorsun abi. Ya ben internette görüyorsun. İnternette görüyorum da. Adamın köpeği tilki boyuyor. Affedersin, çakal boyuyor. He. Adı kurtçu köpek çıkıyor. Ama canavar gösteriyorlar onu. Canavar gösteriyorlar. Nasıl olacak? Öyle de gösteriyor. Köpeğin görevi o. Ha şunu diyebilirsin mesela, benim köpeklerim 2 senedir burada hayvan vermiyor. Asıl önemli olan o. Önemli olan o. Şimdi bak, burada çoban arkadaşlar var, Ali de var. Çoğumuz mesela köylüyüz. Benim köpeklerim kurdu öldürdüğü zaman bir gün konuşulur. Ama kurda hayvan verdiğin zaman bu devamlı konuşulur. Her gün konuşulur.
Her gün konuşun. Bu iş böyledir. Dalga mı geçiyorlar? Dalga geçerler tabii. Var mı bu arada? En çok aranızda abi en çok koyun boğduran. Koyun boğduran. Yani koyun kaptıran. Vallahi ölü kurdu. Benim köpeğim vardı. Bir tane ufak kundaz. Onu getirdiler, koydular. Ben verdim. Kaptı. Köpeği ayırttıramadık. Ayırttıramadınız. Yırttı yani. Yırta. Sen hiç koyun kaptırdın mı? Ben koyun gütmedim. Gütmedim. Evet, sığır güttük sadece. Koyun kaptıran yok mu abi şimdi? Koyun kaptıranı... Kaptırdık ya. Kaptırdık. Alırmedik de ya. Ali var, Ali'yi biliyor. Geçen gün biz su yağmağı gittik, bunlar yağmağı gittik, tamam mı? Derenin birinde 10 tane koç kafası gördük. Onu anlayamadım ben yani. 10 tane koç kafası? 10 tane koç kafası gördük. Bu arkadaş diyor, ben diyor kurda hayvan yemedim. Bu arkadaş diyor kurda hayvan yemedim. Gavur Ali diyor, ben şurada domuz gördüm, kurt gördüm. Tamam, iki ayaklı bu, kurtlar yemiştim. Bu koç kafaları nereden geliyor yani? Koşkavalar. Bir de bunu sormak lazım yani. Koşkavaları kurbanlar kesmişlerdir, onun tanesini buraya atmışlar ya. Niye mi attılar acaba? Kurban zamanı görmüşümdür sen onun kafayı. Bilmiyorum işte, yok kurban zamanı diye diyeceğim. İki dakika dur galik. Ahmet Ağa, bu dağda değil. Bu dağda değil Ahmet Ağa. Sen de Ali'yi geçme ama... 10 tane anca saydık. Saymadığımız kumlar nerede? Ali'ye takas atıyor. Sahibi belli değil mi şimdi? Ya. Bulamadınız mı? Bulamadık. Kurdun yuvasını canım şimdi buradan geçerken kurdun yuvası belli yani. Dimiş ama diyorsun ki burada oturanlardan bir tanesini biliyorsun 10 tane. Nereden buldu geldi? Buradan tutmuş, oraya götmüş yeme. Burada yemiş. Ama ulan burada... küpelerini alaydınız abi, kimin olduğu yok, belli olur. Yok, küpesi yok canım. İyi galiba. 500 kilometre. Küpe görmedik, dur. Ya bizim ağırlığından 500 kilometre ağırlığına var çobandan. Hangi çobandan yediğini. İşte onu ben, da bilmiyorsun. Ben burada kaptırdım der mi ya? Belki de bizim Davud'un Ömer'den gitti değil mi? He? Geçen sene Mehmet'e ulaşmış yani. Ulaşır tabii canım. Kurdun gitmediği yerim bayağı. Geçen sene Mehmet Ali şuraya geldi. Oradan hemen kaptırmış. Benim hakkını Ahmet. Bizim Örüzlü mü? Hakkını Ahmet de TRT Genel Müdür. Doğrudur o da. Hemen söylüyor. Bir de küfürlü konuşurdu yani. Doğrudur. Vallahi bak. O nasıl kaptırıyor? Bizim burası kaptırmadı. 2,5 senedir biz buradayız. Bir tane hayvan ölmedik daha burada. Şey der bana da inşallah. Karabaşta canavar. Abi ne tür hayvanlar gördünüz burada? Karabaşta. Şimdi bu sıralar Anadolu Parsı'nın da mesela izini sürmeye başladık biz. Bir hayvan. Buralarda hiç böyle vaşak olsun, sırtlan olsun. Vaşak var. Sırtlan olsun hiç gören var mı? Sırtlanı görmedik. Öyle hayvan yoktur ya. Var. Sırtlan görenler var. Gavur Ali görmüştür. Gördüse Gavur Ali görmüştür. Ben görsem çekerim. Gördüse Gavur Ali görmüştür. Bu sıra hayvanlar iniyor şimdi ama. Mısır devşirme başladı. Karaca falan var ya. Var ya. Domuz iniyor. Karaca var. Geyik de var diyorlar buralarda. Hocam senin meslek ne? Ben kombi klima. Kombi klima. Hayvancılık yaptın mı? Beraber. Hayvancılık yapmadım. Burada hayvanlar var. Ya hayvanımız var burada. Arkadaş bakıyor. Özellikle seni istedi Süleyman abi. O dedi gelsin, onun çok anlatacakları var. Benim şey hayvanla ilgili değil. Neyle ilgili abi? Yaşanmış olaylar serisine katalım dedik. İlginç tamam. Çünkü. İlginç. O anlatabilir misin? Bu ne? Burada anladığım kadarıyla. Ya onu biraz daha ortalarda anlatırız. O daha çok önemli bir olay. Ya kurttan şeyden önemli bu. Allah Allah. Vallahi kurt görse korkar onları. Onu vallahi ilerleyen zamanlarda. İlerleyen dakikalarda mı anlatalım? Tamam. Abi o zaman şimdi bak. Koyun kaptıran var mı diyorum, hiçbirinizden ses çıkmıyor. 10 tane kimin abi, belli değil. Arama yani çıkmaz. Hiç boşuna uğraşma. Adam ben yedirim diye çıkmaz. Ya. Abi kurtla yabani hayvanla işte böyle denk geldiğiniz ben falan. Kurda hayvan edim diye hiç görmedim bu ferada. Bir tek ben dedim. Ne yapayım abi? Dedim mi demedim mi? Adam olan ot konuşuyor işte. Dürüst dürüst anlatıyor. Çap çap. Hani gördüm. Şimdi... Hayvanın sayısı belli. Herkesin malının sayısı belli. Biz de versek biz de verdik deriz. Ben de derim abi. Sayı tam çıkıyor. Tam çıkmasa tamam. Yalnız geçen sene bir tane delibaş hayvan kaybettik. O çıkmadı. Abi, kayıp olur yani, yapacak bir şey yok. Niye ölüsü çıktı, dirisi çıktı. Herhalde... Ali'de kurt sevgisi var. Ali'de kurt sevgisi var canım. Ali'de. Allah abi nasipten çıktı mı gidiyor ya. Kurtlar seviyor ya. Adam besliyor domuzlarla onları. Ya Ali'de şöyle söyleyeyim. Bir Süleyman abi, bir Ali, ikisi, şimdi biz foto kapağı koyuyoruz, özellikle ikisini de gördüm, çok güzel üst sürüyorlar. Evet. Ya gördüm mü saatini, bakacaksın abi, oradan geçer yani.
Yani ovada çiftçilik yapıyoruz. Bu adamlar çobanlık yapıyor. Görünür bunlar ya. Ya şimdi Zeynep abi, daha da başı boş geziyorsun. Devamlı dağdasın. Evet. Elinde telefonla oynuyorsan kaç gün oynayacak? Evet. Ne yapıyorsun? Tavşan nereye gidiyor? Kurt nereye gidiyor? Tilki nerede geziyor? Tabii. İzini takip ediyor. Nereden geliyor? Nereden gidiyor? Şimdi Ali kardeşim de bilir, ben de bilirim. Gece yattığımız yerde köpek ne tarafa yöneliyorsa kurt oradan gelir. İki tane geliyorsa öteki köpek öteki tarafa gider. Şimdi köpek konusuna girersek, insanların hatta bazı çobanların çoğu yanlışları var. Şurada iyi bir göstereyim. Ne gibi yanlış var abi? Ya bazı köpekler gündüz konuşma adamı yanıltır. Adam benim köpeğim diyor, çok diyor, geziyor diyor. İşte gündüzü köpeğin alımı... Onu soruyorum abi. Şimdi sizce bir köpeğin abi kurt gördüğü zaman, şimdi sürüyü bırakıp kurdun peşine kilometrelerce gidip hatta sabah gidip akşam dönmesi mi iyi? Kurdu kovalayıp tekrardan sürüsünün yanına gelmesi mi iyi? Adam bir anlatıyor, benim köpeğim diyor. Kurdu bir gördü diyor, bir gitti diyor. Sabah çıktı diyor. İki gün sonra geri döndü. Şurası yaralıydı, burası yaralıydı falan filan. Abi, hepiniz çobansınız abi. İkisinin de iyi yanı da var, kötü yanı da var. Kısa dönerse... Sürüyü bırakan köpeğin ne iyi yanı var abi? İki abi, gün sonra geri dönmüş o köpek. Sen ne yaptın? İki ama şuraya önce kadar kovalayan da korktuğunu anlar, onu rahat bırakmaz. Öyle uzak kovalarsa bir daha ömür boyunca o sürüye yaklaşmaz. Bak sen hala. Sonra sürüyü yalnız bıraktı. Ya öbür tarafta başka abi, bir kurt var gelirse? Abi çiftse köpeğin ona göre davranacak. Yoksa... Genelde biliyorsun kurtlar abi oyun yapar. Köpek İlk de önce oyun köpeği... yapar. Köpek de bilen köpek, o da oyun yapar. Onun oyununu bilen, o da oyun yapar. Kaç tane köpek kaldı yapar. Bilen köpek Allah aşkına ya. Ya abi yapacak. Ben kendi köpeklerimle örnek vereyim. Benim üçgen köpek olmasın, benim ötekinden hiçbiri 5 para etmez. Büyüklerin Arap mı? Arap olmasın, ötekinden 5 para etmez ya. Niye, dişiler güzel değil mi abi? Abi lider o. Lideri başından çektiği zaman ötekinleri böyle şey gibi oluyor. Ya abi lider lider. Alfa erkek mi diyor lan ona? Tabii. Alfa. Bak şimdi bağlı durduğu zaman, farklı olarak onu saldığım zaman köpeklerin şeyi bile değişir. Yürü hareketleri bile değişir. Geçenki kurt sana nereden saldırdı abi, o melez dedin. Bu meleze de bir açıklık getirsene. Geçen de bir video çektim ben Yalova'da. Normal kangalla yabani kurdun çiftleşmesinden bir tane köpek doğmuş 10 yaşında. İşte eskide. Kırma oluyor, melez oluyor. Kırma. Tam böyle tipine bak kurt dersin yani. İşte ya onlara da şey diyorlar ya. Ama seninkisi tam biraz daha böyle daha çok kurda benziyordu. Biraz daha kızıldı. Ya kafa kurt, ayaklar kurt. Ben geldim gövde gördüm şey, ya. Gövde köpek. Bunu gördün. Dişleri mişleri aynı kurt. Nereden saldırdı o direkt? Mısırlarla. Mısırların arasına gitti. Şu olayı bir anlat abi. Bana konuşturuyorsunuz ya. Allah aşkına ben sizden daha çok konuşuyorum. Ya abi zaten anlatacak bir durum yok. Şimdi arada nerede koyun gidiyoruz. Koyun mısıra kaçacak çevir. Oradan domatese kaçacak çevir. Bir çatırdı koptu. Mısırın öbür tarafında. Köpek yani bir şey boyuyor. Evi vardım baktım. Köpek yani bir şey boyuyor ama ne boyuyor ben de göremiyorum. Kalabalık köpek. 10 tane köpek var. Şöyle bir koyuna bakıyorum, domatese kaçıyor. Gidiyorum koyun çeviriyorum, geliyorum. Tekrara bakıyorum. Acaba diyorum bu köpek mi kurt mu? Fazla da çekememişim telefonda. Koyun rahat demiyor ki. Önümde 350 koyun var. Yalnız başımayım. Domatese kaçsa adam diyecek, bakalım şu kadar ceza öde kardeşim. Malın başına vermeyecek, adam senin köpeğin kurdu öldürdü. Şey falan dinler mi ya? Domates para yapıyor bu sene. Yani tam net çekemedim anlayacaksın. Heyecandan bir saniye çekmiş abi, bu kadar da olmaz. Abi şimdi telefona basıyor. Basmış bir daha basmış. İki sefer heyecandan hadi çalış çalış derler ya. Basmış ya bir daha. Ya zaten öyle şeylere annenin köpekler de öldürüyor mesela. Biz onları kurt yerine koymuyoruz, bir onlara melez. Arsız oldu zaten. Melez diyorsun ama en çok başınızı yakan da onlarmış. Abi koku yok. Bak sen hele. Kurtta soya olur, sen ondan de soya olmaz. Vay anasını. O bir de arsız olur, gündüz gelir. Ne zaman hangi saat geleceği belli olmaz kurt. Mesela pustava da gelir. Gün doğarken gelir. Yağmur yağdı, yağmurlu havayı sever. Ama bu kırmalı havayı sever. Kırmalar çok tehlikeli oluyor. Kırmalar tehlikeli oluyor. Burası Eskişehir. Artık yüzyıllardır diyeyim, hatta binlerce senedir burada yerleşim alanları var. Var. Seninle beraber dağlara tepelere çıktığımızda farklı farklı yapı. Eskişehir'in tarihinde 7 kavim yaşamış. Yani biz Türkler gibi. 7 kavim. Ayrı ayrı. Bir bilgin var mı eski tarihiyle alakalı? Var. Biraz açar mısın abi bunu? Yani ilk yapılara bakarsan şeyler var, höyükler var. Yassı Höyük mesela, El Yamuk.
Darlion. Evet. Tarihleri eski bunların. 5000 yıl öncesine falan dayanıyor. Onun da tabii canım. Üniversitede profesörler çalışıyor. Ara sıra biz de koyun giderken yanlarına gidiyoruz. Onlar söylüyor yani şu kadar tarihi var. Çıkan malzemeden biliyorlar. Yani, burada çok fazla herhalde Firik, eski... Firik Vadisi diye geçiyor işte. Ya işte tarihi eser çıkartıldı. Çok fazla da zaten define arayan da çok fazla olmuştur burada. Define olayı çok. Mesela, tabii o hikayeler de vardır burada. Üç harfliler şunlar bunlar derken. Ya sadece üçler, beşler, yediler hayatımızda var. Gırtlar var. Allah Allah. Tabii canım dünyada hepsi var. Böyle başınıza gelen var mı böyle olay? Çok. Buralarda. Bizde çok. Bize anlat abi. Yani çoban adamın çoğunda vardı çünkü dağda Allah. Bir an yerde gezer, eski harabede gezer, orada gezer, burada gezer. Mesela Ali kardeşim başına çok gelmiştir zamanında. Ali mi? Bizim geldiğimize göre ona da gelmiştir. Çünkü dağ başına bir bakarsın keçi sesi geliyor. Dağın başka bir tarafında. Gidersin sen keçi sesi uzaklaşır. Islık gelir. Rüzgar durdu gördün mü? Kesildi. Ya ne olacak şimdi? Yok aksakallı da var. Aksakallı da var. Aksakallılar var Hüseyin abi. Aksakallıyı gördüm şimdi. İki dakika durun yani. Şimdi biz zaten o aksakallıların hürmetine yaşıyoruz bu dünyada. Yoksa bizim dünyada rızık bak. İsteme şeyimiz mi var? 20 sene önce Arılava bizimkinden yanında o zaman kış çok kuvvetliydi. Gittim köpekten üstüne basa basa gittim bak. Ondan sonra Arılava üstünü gar kürtüğün kapatmış böyle. Kürekten açtım bunları. Tekrar yine bir saat sonra olmadı bu ya. Abi telif yerim kapat şunu. Öyle mi? Abi ha. Ne güzel de çalıyor. Tamam, bahçelerde tamam. Gül var mı? Ya, daha sonra Allah rahmet eylesin. Ahmet Ekan vardı ya. Öldü. Şimdi. Yok yok değil değil. Bizim Mehmet'in kayınçosu ya. Kayınçonun. Topal Salih Ahmet Ekan. Topal Salih Ahmet. Bu da gördü. Evet. Ne gördü abi? Aksakallı. Aksakallıyı. Aksakallı. Bu ne? Dede mi? Aksakallı dedemiz tabii. Ya burada bir yatır. Evliya yatır. Evliya yani işte. Ya mezarı var hocam. Ne yapıyor ya abi geldiği zaman? Mezarı var işte bilmiyorum. Burada yani. Korkutuyor mu insanı? Ne yapıyor? Yok hiçbir şey dayanmıyor. Gözükmüyor, işitmiyor da öyle korkutma falan yok yani. Dediği ana keçi sesi geliyor dedin ya. Geldikçe uzaklaşır, geldikçe uzaklaşır diye. O da bir böyle geliyor, gözüküyor. Ondan sonra kayboluyor, gidiyor yani. Allah Allah. Aksakallı diyoruz tabii biz buna. İşte onun bir yerde mezarı var demek yakınlarda. Ya burada... Buralarda o zaman çok burada yatırlar. Ya bak, burada derenin içinde, yüğün arkasında burada yüğün çok... var ya. Evet. Bunların arkasında, burada. Ama şehit olanlar işte ya. Ya Sinan abi şimdi... Toprağı, ya öyle bir şey var. Altı binlerce şehit dolu. Evet. Kimin ne olduğunu bilemez ki. Ya nerede hangi mezar var bilemez. Çünkü buralarda yıllardır savaş olmuş. Tabii canım. Yani şimdi benim şurada... Sürümezelik var bu dağda. Eski mezarlar var. Yukarıda da var mesela. Hani tarih bakımından bizim Eskişehir çok zengin. Abi yakın zamana git koskoca büyük mezarlığı park yaptı adamlar. Burası eski mezarlık. 50 canım. Sene, 100 sene sonra orada mezar olduğunu kimse bilmeyecek. Tabii bilmez. Peki abi oradaki yatır rahatsız etmiyor mu onu? Bazen duyuyoruz yani mesela kepçeyi ediyorum. Vuruyorlar yol açmak için abi, kepçenin dişleri kırılıyor mezarları falan. Mezarları kaldırırken tabii. Çoğu kepçeci, çoğu kamyon şoförü kafayı bozdu gitti işleri bıraktı. Çünkü mezarı açtıkları zaman sonra açmadan kapattılar. Bazı mezarların iş bedeni bozulmamış halde görürler. Çoğunda açmadan kapattılar zaten. Yani sen gördün mü abi hiç? Ben görmedim de. Sen çobanlıkla başladın. Başımıza bir şeyler geldi dedin. Ne gibi şeyler geldi? Ya çok gördük biz öyle. Yani cin derler, şeytan derler hepsini bazı zamanlar gördük. Nasıl bir tanesini anlatır mısın bana? Ya da direkt hocama geçelim, o ortada anlatacağım dedi. Al abi o mikrofonu. Buyur abi. Sen başından geçeni bir anlat bakalım. Oğlum Gazcı Tunçay. Abi bak şunu söyleyeyim. 8 yaşındayım, böyle bir şey ömrümde ilk defa yaşadım. Evet. Şurada yukarıda bir su akıyor dedi. Bu suyu aşağı indirelim dediler. İndirelim. Nasıl yukarıdan şey? Aşağı 1400 metre boru çektik. Çeşme indirdik ya onu anlatıyorum. Sonra çeşme işte suyu getirdik. Burada hepimiz dua etti. Hoca vardı. Sonra akşam oldu. Millet dağıldı. İşte biz 3-5 kişi kaldık. Sonra arkadaşım birini götürmek için bir de sarı bir arkadaş vardı. O yok burada gerçekten. O yok kendi. Mehmet'le ikisi motoru da var burada. Motorla aşağı indirmeye başladılar. Ben de
motorunu götürüyorlar onlar. Ben de arkadaşı arabaya koydum. Arabayla iniyoruz. Bunlar motoru süremedi. Motor bir o tarlaya, bir bu tarlaya. Sonra arkadaş indi arkadan, siz dedi bunu götüremezsiniz, ben götüreyim dedi. Ya dedim sen bin arabaya, sen de götürecek durum yok. Sonra motoru ben aldım. Motorun direksiyonu yamuk. Neyse yola düzledik. Mezarlığın orada tam yatsı ezanları bitti. Ben durdum. Dedim bir sigara yakacağım. Motorda sigarayı yaktım. Bunlar beni geçti. Ya arkadaş kötü oldu. Biz gidelim diye sen eve gelirsin. Evin önüne geldik. Bunlar motorla, ben arabayı yanaştırmışlar. Ben motorla geldim. İkisi dışarıda, arkadaş yok. Öbür arkadaş dedi ki, ya dedi arkadaş dedi biraz şey yaptı. Ben de arka kapıyı bir açtım. Ben Allah'ım yani böyle bir şey görmedim. Ya gözleri yok gözleri. Göz bebeği yok, bembeyaz olmuş. Sonra arkadaş kucakladı, bahçeye götürdü. Bir şeyler söylemeye başladı ama Türkçe değil. Ve kendi sesi de çıkmıyor. Başka bir ses çıkıyor. İbranice konuşuyor. Bak sen. Şimdi öyle. Ben İbranice'yi falan bilmiyorum yani. Bak ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Duydum, dinledim. Çok korku filmi seyrettim. O Siccin 1'dir, 5'tir, 6'dır. O da hikayeymiş ya. Ya şimdi ben onları seyrediyorum da komedi filmi gibi geliyor. Neyse. Süleyman'ı aramışlar. Süleyman burada yattı. O kadar çabuk nasıl geldi ya da zamanı mı ben fark etmedim onu bilemiyorum yalnız. Abi bahçeden içeriye girdi. Dediğin bir tokat asıldı. Dediğim tokada o yere yattı. Bu üstüne çıktı. Bu bir şeyler söylüyor, o bir şeyler söylüyor şimdi. Biz de tırsıyoruz yani, tırsaraktan böyle sen bakıyoruz. Sen tokatta görüştün mü? Yok, yok. Ben değil ya, öbür arkadaş. Yok sen tokatta koşa kadar. Yok vermeyin. Süleyman böyle sırtına bir patlattı. Tamam. Neyse ulan dedim şükür düzeldi. Bu kalktı bir sigara yaktı, kapının oraya gitti. Adam gene değişti. Ne lakıyorsun sen adamın üstünden değil mi? Otursan orada. Neyse ondan sonra hocayı çağırdık. Hoca geldi bir şeyler okumaya başladı. Süleyman bir şeyler söylüyor, o bir şeyler söylüyor. Ya o soruyor, o cevap veriyor. Yani adın ne diyor? Azazil diyor. Vallahi kim bu adam ya? Neyse ondan sonra olayın makarasında. Makara değil bu. Olay bayağı bir sürdü böyle. Makara değil bak, esas bu. Bakalım. Evet. Ondan sonra neyse ben tuvalete gideceğim. Arkadaş ortada yatıyor, Süleyman yanında. Ben dedim ki bir de abisi var ama adamın ayakları titriyor bahçede. Sonra dedim ki çıktım Emre dışarıda, dedim beni dedim götür, ben bir gideyim geleyim. Sonra hocayı aradık, işte hoca geldi filan. Hoca yine, dedi de yani camiyim ama şey değil. Ya kağıt kalem istiyor yerde. Bu bir şeyler soruyor, bunları konuşuyor aralarında, biz bir şey anlamıyoruz tabii. Ben hala oradayım bak, kağıt kalem alınca ne yazacaktı onu çok merak ediyorum. Neyse ondan sonra olay bitti, en son bu yatıştırdı, bayıldı herhalde. İçeri taşıdılar, yatırdılar. Biz çıktık. Üç arkadaş, bir de hoca. Hoca Odun Pazarı'nda oturuyor. Ben de Odun Pazarı'nda oturuyorum. İki de Mutalıp'tan arkadaş. Ben iyice korktum zaten. Dedim ki arkadaş bak siz beni Esentepe'de bırakın. Alın arabayı gidin. Yok dediler ya. Ben sonra Mutalıp'a bunları getirdim. Tek başıma gidiyorum. Ya arkadaş dikiz aynasında hiç gözümü ayırmadım. Ha arkadan biri geldi gelecek. Biri geldi gelecek. Ondan sonra daha başka ne anlatayım Ahmet Aga? He? Olay yerde, öyle kapandı yani. Yerde yatan şakası almadım. Ama Allah var yine. Ona ne oldu o arkadaşın? Sadakamız var da. Yerde yatan arkadaşa ne oldu? Şu anda düzgün ya. Şu anda şey güzeldi. O ne anlatıyor abi? Ne görmüş? O hiçbir şey gördüğü yok. O hiçbir şey hatırlamıyor. Hatırlamıyor. Ben değildim diyor. Ben. Çıkıyor. Yalnız hanımın abisi diyor saat 11 püsta varıyor. Hiçbir şey gelemiyor. Evet. Üç kişi diyor, Mehmet biraderim mi diyor. Onunla beraber mi bağırdığımızda. He da, dur Ahmet Aga bir şey daha anlatayım. He anlat. İlk gittik. Şimdi öbür arkadaşın boynuna sarılıyor. Ellerini açıyorlar. Mehmet'in boynuna sarılıyor. Bu açıyor. Süleyman bir geldi. Gel benim üstüme diyor. Yani ben şahit oldum bak böyle yapıyor. Eli ayağı her yeri titriyor ama bu tutamıyor. Bizi tokat diyor, yumrukluyor bak, bize yumruk atıyorsun. Öldürecek mi? Boğacak da ellerini açmış. Eğer bak yani Süleyman olmayaydı, ona bir şey olurdu. Biz de şimdi burada böyle konuşmuyorduk, hapisteydik, ne yapıyorduk bilmiyorum ya. Vatandaşmış size vuruyor.
Aynen abi. Kendi vurmuyor. Şimdiki onun. Sen bir de olay yani bu. Ben arabadan giderken eğer onu zapt etmiş. İndirmeseydim, Mehmet'le ikisi binmeseydim muhtemelen belki orada benim de boğulmaya sağlayacak. Sinan abi şimdi aşağıda mezarlık var ya. Evet. Mezarlığın köprüsüne vardık. Yatsı izlemleri bitti. Durun 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 dedi. Abi ne oldu dedi. Cenaze çıktı dedi. Allah Allah dedi ya. Remzi abi dedim. Sen ne yapıyorsun dedim ona o ara. O ara zalen gitti. Hemen tuttum elimle ayağını arabada. Aklımdan gelemiyor. Başını çırpınma. Durun dedi. Cenaze geliyor dedi. Cenaze ineceğiz dedi bize. Ondan sonra benim iyim var sarı. Sarıya dedim bas topukla. Arabada aklına zor geldik bak. Bunlar biliyor. Yani bu olay beni etkilemedi. Böyle bir şey hiç görmedim. Bunlar biliyor. Bu olayın ne olduğunu. Bildiğin öküz böğürü gibi böğürüyormuş yani. Yani 12 ses bir ara. Ses onun sesi değil. Bak, değil canım. Ses onun sesi değil ya. Ben adamla bak bütün gün bol hanım, çektim aşağıya. Hanımı abilerini çağırıyor. 12 bir arasında geliyorlar. Bir tane böyle masa kuruyor. Üçgez masası, bilmem ne masası, ne karınarsa bütün hepsi var diye söylüyormuş mesela. Boş masa diyor ya. Metin öyle anlatıyor yani. Vallahi bak. Doğrudur abi. Ben bugün nikah kıyacağım bunlarla diyormuş. Hı. Ne nikah abi? Ne nikah kıyacak işte. Yani zapt etmişler nasıl? Oralar Süleyman açıklayacak ya. En şey ne, o. Neyi zapt ettilerse öyle zapt şey var etmişler. Mı ki abi? Artı zor aklından geldi abi. Birader de diyor benim. Allah Allah. Ya bu arkadaşımızı şeytanların biriyle evleniyor. Yani cinler zaten şeytan. Cinler zaten olur. Oluyor yani. Şarkı değil. Evleniyor, çocuk sahibi oluyor. Yani 6-7 kişi oluyor bunlar. Bizimkiyle beraber alt tane ötekinlerden var. Bir de bizim 7 tane aile oluyor. Buraya geldiği zaman da işte gece Ahmet amca ses üst üste biliyor. Buraya geldikten sonra da gece başındakiler rahat vermiyor. Benden dolayı rahat vermiyor. Benim yanımda rahat edemiyorlar. Tabii öyle rahatsız durum olunca ben de gittim. Sen ne okudun abi? O sana niye sarılmadı? O söylenmez, sırdır. Söylenmez, sırdır. Bu videodan sonra görürüm. Şimdi, sır mı kaldı? Sır mı kaldı? Normalinde 4 tane, 5 tane yani güçlü bir insanın hakkından gelmesi zor olan bir şey. Çünkü bedene sahip olmuş. İnsanın bedenine sahip olmuş. Sen şu şeye gel abi. Hala şu çobanlıkta yaşadığın olayları ben merak ettim. Hiç böyle ne gördün? Nasıl böyle tipleri nasıl? Farklı tipleri var. Hangisini söyleyeyim? Neye benziyor abi? Hiç böyle şeye benzemiyor mu? Sen neye benzettin? Ya normalde bazı insanlar gibi gözükür ama onların gerçek görüntüsü farklıdır. Nasıl bir görüntüsü var? Çok çirkindir. Nasıl söyleyeyim ben sana? Diyelim ki senin 2000 yıllık bir halini düşün. Ya da 1700 yıllık halini böyle yaşlanmış, çökmüş. Kılların uzamış, saçların uzamış. İşte her tarafın çökmüş. Öyle bir hal gelir. Şeklinden tut, burun şekline kadar diş. Sende de var herhalde ne? Böyle yaşadıklar. Yok. Biraz arkadaş hoca da oradan biliyordur. Allah Allah. Hacı hocam vardır. Meslek ne normalde? Normal işçiyim. İşçisin. Ya. Acılık hocalık nereden yok geliyor? Sen kaçıyorsun. Sadece işin. Bunlar namaz kılıyoruz değil mi? Ondan namaz Namazımızı kılıyor abdestimizi alıyor. Geçen Ali ile de böyle konuşurken sen de bir iki bir şeyler anlatmıştın Ali. O ara susturduk seni ama. Define falan işleri korkutuyor benim biliyorum. Sahipleniyorlarmış böyle şeyleri. Allah Allah. Define işleri ne oluyor? Evet. Yani gırda bayırda gözüyoruz, geziyoruz. Ben tutayım seni. Defineciler soruyor yok işaret bu mu, şuva mı? Ben korkuyorum tabii öyle şeylerden. Pek işim olmuyor yani. Ama senin de başına gelmiş o yaşlı dede sana da gelmiş. Yaşlı dede gördük, bir yaşlı dede gördük. Nasıl oldu abi o? Abi bir tane ava gittik iki arkadaş. Her yer karama ya, zor yürüyoruz. Bir tane adam, yaşlı adam portakal soyuyor. Selamun aleyküm dedik, aleyküm selam dedik, gittik. Ondan sonra vallahi burada iz yok, bir şey yok. Dede dedik nasıl geldi, geri geldik. Dede yok, iz de yok garda, gitmezi de yok. Dede yok. Dede yok, portakal kabukları duruyor. Uçmuş dedi. Dede uçmuş. Zaten korkuyorum böyle şeylerden, tırsıyorum yani. Böyle işlere hiç girmem abi yüzden, korkarım yani. Anlatmıyorsun da. Senin ya, başına gelen başka şey, de var, o evin içerisinde at koşturanlar. Ya evin içinde ya. Ya bizim işte, bizim orada bir eski bir tekke var. Yani orada tekke, eskiden orada cinler de medrese eğitimi görüyormuş. Normal insanlar da hamamı göstermiş miydim sana? Gösterdim. Hamamları mesela duruyor. Hanı, hamamı, hepsi varmıştı içinde. Mesela bu mahalledeki evlerin hepsinde
gece duramazsın yani. Muhakkak ses duyarsın. Kapı açılır, yürüyor gibi ses gelir. Çok şeydir yani. Yani huzursuz bir mahalledir yani. Huzur vermiyorlar. Ya rahatsız etmiyor rahatsız. Ama ürkütüyor. Abi rahatsız mesela, etmektir ama şimdi abi o. Mesela şey yapar. Kimisi, kapı sesi falan geliyorsa seni ürkütüp kaçırmak istiyor. Yok. Kimisi mesela duyar. Namaz kılmayan eve kızar. Kimisi oraya ibrik kor, havlu kor. Namaz kılsın. Tabii. Yani. Abdest alır yani orada. Bizim burada da var ya. Tabii. Bizim bunu yakınlar ya. Bizim evin yanında var. Şey var mesela. Ne var abi? Abdülmuttalip diye bir işte abi. Türbe var yani. İyi geceler abi. Size cümle... Türbe var. Türbeye her gün... Buranın adını zaten ondan almış. Tabii evet. Muttalip. Oradan alma. Şey... Abdülmuttalip dedi de Seyit'tir yani kendisi. He, evet. Seyit oraya her gün bir ibrik su koyarlar. İşte o ibrik su azalır. Abdest falan aldığı için yani mesela azalır. Ertesi gün tekrar yine koyarlar. Temizliğini veren haftada bir gün temizliğini falan yaparlar orada. Yani bakan kişiler falan var. Devamlı suyunu koyan var mesela. Ve suyun da eksildiğini söylerler mesela yani. Daha eskilerden mesela şey oraya abi, küçük insanlar... çocuk hasta olduğu zaman küçük çocuğu oraya yatırırlarmış. Bir saat, iki saat neyse. O bir saat, iki saat içerisinde eğer o çocuk ağlarsa o çocuk ölürmüş. Allah Allah. Ağlamazsa bir saat, iki saat sonra geri alırlarmış. Mesela ağlamıyor, çocuk gülüyor veya çocuğa bir şey olmazmış. Hasta çocuğu yatırırlarmış oraya. Yani. Buradaki yer değil mi abla? Yok bu Süleymanların evinin yanında. Şu anda hala şeyde yani. Evinin yanında. Ölür mezarlık. Eski mezarlık. Sonra bir tane daha birisi ahır yapıyor bizim köyden yine aynı şekilde. Ahırda yaptıktan sonra mesela ahırın bir köşesinde hayvan bağlıyorlar. Bağlanan hayvan zayıflıyor, vuruyor, zayıflıyor, ölüyor. Başka bir hayvan bağlıyorlar. Yok bir gece de değil mesela. Bir ay içerisinde mesela. Oraya nasıl hayvan bağladılarsa da o hayvan orada şenelmiyor. Yani. Şenelmiyor yani. Ölüyor yani. Ölüyor. Ölese kadar gidiyor mesela. Almazlarsa ölüyor yani. Hayvancılığı bıraktı o. Sonra ahırı yıktılar şu anda eve çevirdiler işte. Sonra kazıyorlar. Oradan bir yaşlı birisi diyor. Orada diyor bir mezar olması lazım. Kazın da diyor yani. Mezarı çıkartın oradan. Ondan dolayı orada hayvan ışımaz diyor. Ve oradan mezarı çıkartıyorlar. Kemik parçaları falan çıkıyor. Hatta asker düğmeleri falan varmıştı yani çıkarttıkları şey ölümüne. Tabii. Artık yani Türk askeri mi başka bir asker mi bilemeyeceğim mesela. Kemikleri alıp işte mezarlığa götürüyorlar. Sonra bir şey kalmıyor yani. Buralarda hiç şey oluyor mu bu? Mesela bizim köyde bazen anlatıyorlardı eskiler. Abi adam bir köyden bir köye geçerken geceliğin bir anda böyle karşılarına o üç harflerden bir tanesi çıkıyor. Kaçırıyor bunu. Sabah bir uyanıyor. Yanında pisliklerin içerisinde uyanıyor falan. Ya o şey şimdi. Burada çok işin başına geldi. Onların düğünlerine götürüyorlar. Dur. Gaz kesmesi Ahmet abim gidiyor herhalde. Ondan sonra şey yapalım. Abi. Teşekkür ederiz. Siz teker teker bizi yalnız bırakıyorsunuz bu muhabbetin üzerine. Aha. Süleyman abiye sarılırsınız ya bugün abi. Abi görmüyor musun Süleyman abiye hiç kimse bir şey yapamıyor. Arkadaşlar cümleten hayırlı geceler. Süleyman abi korkma ya. Ben dedim bak bana bir şey olursa Süleyman arayın dedim. Zaten biz bu... Selam abi bu tür muhabbetlere girdik. Rüzgar bile sesini kesti. Bak farkına vardın mı Selam? Bismillah deyin. Cidden. Cidden farkına vardı. Aşırı derecede rüzgar vardı. Bir anda ilk başta durdu. Şimdi tekrardan. Eğer bir insan gaybe gerçekten iman ederse gayb alemi. Yani gayb alemi ne demek? Allah görmeden seviyorsun, iman ediyorsun. Evet. Melekleri var. Peygamberimizi görmeden seviyorsun, şey yapıyorsun. Gayb aleminde öteki varlıklar da var. Sen Allah'a, meleklere, peygamberlere inanıyorsun. Ötekiler yok. Öyle bir onu diyemezsin. Işte. Şimdi diyorlar. Kur'an-ı Kerim'e iman eden bir adam cin suresi var. Bazı insanlar bir sürü çıktı zamanla söylediler. Kur'an-ı Kerim'e eğer kitaplara inanıyorsan, Allah'a inanıyorsan Kur'an-ı Kerim'de içinde olan ayetlere de mecbur inanacaksın. Şimdi bir şey şimdi, diyeceğim. O ayetlerin içerisinde yok. Zaten cinlerin varlığı. Hatta Hazreti Süleyman'la biliyorsun. Sen abi şimdi cinlerden başka varlıklar da var. Allah bir sürü varlık yaratmış. Ama nasıl? Hepsini iç içe yaratmış. Biz insanların gözlerinde perde olduğu için göremiyoruz. Abi, hayvanları görüyor. Hazreti Süleyman cinlere hükmediyormuş biliyorsun. Yani. Cinlere, hayvanlara, şeytanlara. Buyur abi ne dedin? Uğraşıyormuş. Ne dedin? Ya az önce bir olay anlattılar ya abiler. Evet. Niye o adama
öyle bir şey mi? Niye o adama bu sorun? Arkadaş evet. Ben anlatayım. Şimdi o arkadaşımız sağa sola defineye gidiyor. Defineye gittiğin zaman bazı kurallar vardır. Geçmişte ben de gittim. Uğraştık o işlerle. O kuralları, duaları yapmazsan, zayıf yaparsan senin üzerine musallat olur bunlar. Evet. Buna da musallat olursan işte sana altın vereceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Nikah kıymışlar. O adama? Evet. Allah Allah. Düzenini değiştirmişler yani. Normal yaşantısının değişik. Gündüzün bakıyorsun normal insan gibi yaşıyor. Ama akşam yatsı namazından sonra film değişiyor. Şimdi bu olay yaşandıktan 3-4 gün sonra ben buraya geldim. Gerçi bir hafta gelmedik de. Sonra dediler, yok korktum mu marktum yani korkuyla bir alakası yok. İşten dolayı denk gelmedi. Süleyman Koyun'dan geldi. Gene böyle bir mevzu açıldı. Konuşuyoruz. Ya şey mesela başladım. Diyor insan diyor cinnet geçiriyor diyor. Bak ben o zamana kadar bunu hiç böyle düşünmemiştim. Biri cinnet geçirdi mi ne yapıyor? Onu vuruyor, bunu vuruyor. Ya bak Süleyman diyene kadar bu benim hiç aklımın ucuna gelmiyordu. Cinnet ya, bunun adı cinnet ya. Allah korusun. Hepimizi. Evet. Dünya kelimenin altında zaten. Duayla yatıyor. Bak 38 yaşındayım ben, bunu diyene kadar evet, hiç yok. Böyle bir yani ne olmuş? Aa, cinnet geçirmiş. Evet. Cinnet geçirmiş. Şimdi cümlenin isminde yatıyor zaten. Evet. Cinnet. Geçmişteki insanlar demek ki bilinçli bir şekilde o ismi koymuş. Ben bunu yaşamayaydım da bak ben bu olaya bu kadar inanmazdım ya. Cidden inanmazdım. Hani varlığına inanıyorum ama yani görmediğim, yaşamadığım için yani bu kadar olacağı hiç aklıma gelmez. Gördüğün olay senin yani az ufak demek bir olay değil ki. Orada müdahale etmeseydik benim dediğim olurdu. Cinnet geçirirdi ya kadın karısını keserdi ya abisini öldürdü ya da sizden birini öldürürdü. Aa biraderimin boğazına sıkmışım. Sarıldı bıraktım. Ya. Ben yani kendi gözümle gördüm ya. Buna sarıldı. Öbür arkadaş zor ayırdı ellerine. Ona sarıldı, bu ayırdı. Ya bir de bak Sandır abici çalışırdık. Buz gibi su. Buz gibi su işlemiyor ya adama. Ortamda yıkıyorum arkadan. Bir şey olsun kendine gelsin diye. Evet. Şimdi bazı haberlerde duyuyor işte cinnet geçirdi falan diye. Normalde bir insan çoluğun çocuğunu öldürmez kesmez. Ama peki o durumlar şey geldiği zaman öldürüyor. Bu tür olaylardan kurtulmak için veya başına böyle bir şey geldi ne yapman lazım? Abi Allah'ın bir sürü ayetleri var. Şimdi o genelde şunu söylüyorlar. Tecvide bu tür soruları bazen hocalara soruyorlar. Hocalar da şunu söylüyor. Ne diyor? Karakteri oturmuş, kendini bilen bir insana kesinlikle musallat olamaz falan. İmanı güçlüyse alakası, falan. Alakası yok. Bir kere abdestsiz gelmeyin bu yapmaz. Bak. O gün, siz gezmeyeceksiniz. O gün, değil mi? O gün arkadaşımın çok önemli. O gün yanımızda bizim imam vardı bak. Sinan abi. İmam dediğimiz abi de hani imamlık mertebesinde çok yüksek. Havuzluğa yüksek yani her şeyi ezbere bilen biri. Adam bildiği duaları unutmuş. Allah Allah. Okuyamadım. Dilimi bağladılar. Okuyamadım dedi ya. İki gün yutkunamadım diyor. Ya bak şimdi Süleyman diyor ki hocam diyor sabah ezanı kaçta okunacak diyor. Yani saatten kimsenin haberi yok zaten. Sen sabah ezanının mana etkisi bitecek diye mi soruyorsun abi? Ondan sonra aşağıdan da diyor ki beni diyor sabah ezanına bırakma diyor. Kendi sesiyle diyor bunu bak. Kendi sesiyle Süleyman'dan yardım istediğini duydum. Şeytanın sesi yani. Hayır. Remzi beni sabah ezanına bırakma dediğinde kendi sesiydi. Hocaya sen sabah ezanını sordun, beni sabah ezanına bırakma dedi. Arkadaş hala tüylerim diken diken oldu. Sen tüylerin diken diken oldu da adam anlatmıyor ya. Gitsene şu olaya abi. Sen ya, biliyor, söyleyecek abi, söylemiyor. Bazı arkadaş. Şeyler ben sana diyorum. Bazı şeyleri paylaştığı zaman kaybolur gider. Bazı şeyleri de fazla da iddilemek lazım o zaman. Evet, yani olay tüyler köpekten nereye geldi ya? Neyse boşver. Sen köpekten kurttan yani, nereye geldin? Sen demden bir şey dedin ya. Ama bak daha da şu olayı ben yine söylüyorum. Sen belki anlatmıyorsun ama yaşadığınız varsa. Çobanlık yaparken demek ki sizin başınıza bu tür şeyler geliyor. Abi yalnız olan insanın başına gelir. Genelde şunu söylerler böyle. Sıkıntın olduğun zaman mesela bir karabasan olayı vardır ya. Genelde sıkıntılı dönemlerde gelir. Karabasan olayı farklı. Seni zaten şeytan zayıf bulduğu zaman depene binmeye çalışıyor. Yani bir Müslümanın, gerçek bir Müslümanın haftada bir gün başı ağrımıyorsa bil ki Allah tarafından bir reddedilme şeyi vardır bu. Neden İbranice konuşuyor abi? O dönemde yaşamış. Dil o dönemde İbranice'ymiş. Yaşı büyük.
Yaşı... Bildiğin bir iki cümle var mı İbranice? Şu an söyleyemem ben. O an söylerim de şu an söyleyemem. Sende de var bir şeyler. Sen de... Abi var, sen beni korkutmaya başladın. Varını yoğunu... Biz seninle tura gideceğiz ama... Şu an diyorum lan şu tur iptal edip direkt İstanbul'a geri mi dönsem ne yapsam? Abi eski dönemler bir daha. Şimdi kimin ne olduğunu, nasıl bir hayat yaşadı kimse bilemez. Görüntüye bakmamak lazım. Görüntüye bakmamak lazım. Yani. Hacı korkutuyorsun beni. Bir de bizim köyde çocuklarda aynısı oldu abi. Yaşandı yani. Kamerada. Nasıl oldu? Bir anlat bakayım. Abi şu kapıyı kapatın arkadaşın sesi geliyor. Ya videoyu çekiyorlar. Abi çek onu bir anlat bakayım abi. Ne yapıyorlar? Video çekerken mi denk geldi? Hıdrenez olduğu zaman tekeri yakarlar. Hıdrenezde. Lastikten. Lastiği yakıyorlar. Birileri de video çekiyor. Videoyu çekerken atlıyorlar ateşin üstünde. Evet. Tek tek atlanıyor. Hıdrenez'i biliyorsunuzdur iyi kötü. Evet, biliyorum. Atlarken bir arkadaşım biri daha video çekerken görüyor. Canlı canlı. Kamerada yansıyor. Gözüküyor. Videoda da sesi de geliyor. Bu yani. Video var mı? Video kayıp. Şu an yok. Şu an yok abi. Çünkü sosyal medyada şimdi... bayağı bir yankı uyanlardı oğlum. Kayınladınız. O mutalık da mı oldu? Mutalık da oldu. Abi niye kaldırıyorlar şimdi? Şimdi abi... Ben onu anlamıyorum şimdi. Sosyal medyada yankı uyandırdı. Niye kaldırdı bu adam? Rahatsız mı ettiler bu adamı? Köy yeri olduğu için çok ya çocukların dallandırıyorlar, budaklandırıyorlar. Niye adı çıksın abi? Adam mı vurdu? Hırsızlık mı yaptı? Allah aşkına. Sen ateşten abi, atlarken sen, bir şey gördü video çekmiş. Sen köy yerinde büyümedin. Bizim abi köy küçük yerinde... yerde çok konuşulur mide bulanır. Ya neyi ne biliyorsun yani midesi bulanacak? Ben bunu anlamadım. Celil diyorlar valla şimdi küçük yerde. Çocuklarla beraber kendisi oynuyor. Evet. Çocuk olar. Aynen öyle. Allah Allah. Evet. Cincel ismi. Tövbe evet. Tövbe. Yani çeken kişi gördü, fark ediyor. Bu olay da yani sulama kanalı geçtiği yerde oluyor. O ateş yaktıkları yerde hayvanların dışkısına attığım eski gübre meydan. Yani zamanında dışkıların biriktiği bir yer. Hmm. Orada yani yakıyorlar. Sen orada atlıyorlar. Abi, sen meraklısın bu işten herhalde. Abi meraklısın derken muhabbete gelince merak sardı. Biraz önce bir şey söyledim. Ben elhamdülillah Müslümanım. Tamam mı? Sen imandan bahsettin ya. Senelerce zaten İmam Hatip'te okudum. Kur'an kursunda da kaldım. Kur'an-ı Kerim'e de inanıyorum. Allah'a da inanıyorum. Orada ayetler var. Cinlerden bahsediliyor. Şimdi onu demiyorum. Onu ilgimizi demiyorum. Heh, neyle alakalı? İstersen bu gece götüreyim ben seni. Yok aman aman aman. aman. Yok kardeş. Yok kardeş onu. aman kalsın. Sohbeti güzeldi abi. Birebir denk gelmek istemem ama. İşte abi insanoğlu işte. Görmediği şeyi çok merak ediyor. Ben o bahçeden çıkıp gidebilir miydim? Giderdim. Arabam kapının önündeydi. Basar giderdim. Ama gidemedim işte merak. Abi sen de merak varmış. Bak ben gibi yapacaksın. Sabahtan beri mesela burada sohbet ediyoruz. Ben farklı mesela bir şey olacak mı diye şey yapıyorum. Biz sohbete bir girdik. İnan şimdi siz belki farkında mısınız bilmiyorum. Aşırı derecede rüzgar vardı. Bir anda rüzgar kesildi. Abi anıldıkça gelir. Adam konuşmak bile... Ama şimdi gerçek anlamda bir anda rüzgar kesildi mesela. Bazen söylediğiniz zaman çağırıyorsun. Saati gelmiş rüzgar. Korkma. Duymadın ya benim korkuyla alakası yok mu şimdi? Ben dikkat ediyorum bazı şeylere. Şimdi biraz bak sen dedin ya kamerada bir şey çıkacak mı falan. Ben izlerken mesela buna da dikkat edeceğim. O da olabilir. Hani, çıkabilir. Hatta bunu izleyenler de dikkat edecek. Çıkabilir yani. Yani bunu izleyenler de dikkat edecek. Olabilir yani. Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlar da bazı şeyler akıllarına gelmez yani yorum yaparlar zaten yorumlarda zaten başına gelen insanlar yazar. Bizim benim yani hocalıkla böyle üfürücülükle falan alakam yok. Hayatta da olmaz yani. En kralında karşıma dökeyim mum gibi eridirim böyle üfürücü hocalar var ya. He. Yani hiçbiri benden uğraşamaz. Onun için insanların aklına başka bir şey gelmez. İşte bu adam bazı şeyleri gördüm falan diye. Abi, yanlış yorum yapmasınlar. Yo benim anladığım ne oldu biliyor musun? Sen zamanında define de çok aramışsın. Bu tür şeyleri de mecburen bilmek zorunda kalmışsın. Dualardan falan bahsettin ya. Ya Şenol abi çocukluğundan beri bazı ama şeyleri... bulamamışsın. Bak çocukluğundan bir beri... Bir bulaymışsın güzel olurmuş. Çocukluğundan beri bazı şeyleri görüyorsun. Ya bulamadın diye benim önüme iki tane şey koydular. Ne? Ben isteseydim parayı alırdım. Ben başka şey aldım. Ne aldın? Onu söyle. Bende olan o. Hmm. Bunu koyan kim? O da bende.
Hepsini dedim alırdım, parayı alırdım. Ötekini almadım. Dedim nasibim ne var onu aldım ben. Hayırlısı olsun. Çünkü abi, para kazanılır bulunur. Evet. Her şekilde insan bir şekilde parayı, yani hırsızlık yapsın gene zengin olur. Ama öteki taraf daha başka. Öteki tarafta bizden olanlar var, onların yanında durmak daha başka. İyi şimdi videoyu kapatalım abi, bir oku üfle de gitsinler. Ya ben hoca dedim şey dedim diyorum ya. Abi onu yap diyoruz olmuyor, bunu anlat diyoruz olmuyor, sen de bir şey anlatmıyorsun da. Şimdi ya Ali'ye söyledim, Ali'yle birebir konuştuklarımızda Ali ne güzel anlatmıştı, şimdi hiç sessiz kaldı. Diğer arkadaşım zaten şu konuyu kapatın artık gitsin diyor. Mehmet zaten zamanında yaşanmış, aman aman benden uzak dursun diyor. Bana sorsan yine aynı. Benden dolayı alışkın o. Ne yaşadın abi? Ufakken beraber. Abi, ya ona boş ver, buna boş ver Allah aşkına. Bizim yaşadığımızı başka insanlar yaşadı, şu an hayatta olmazlar. Ben açık konuşacağım abi. Ne yaşadın abi? Boş ver abi. Elinden tutup götürdüler mi hiç seni? Bir yere. Aralarına girdin mi? Sadece rüyada götürüyorlar. Abi. Düğünlerine katıldın mı abi? Yok, bir de bir muhabbetleri varmış. Sudan geçemiyorlarmış, doğru mu? Alakası yok. Onların suda gezenleri de var, denizde gezenleri de var. Sabah namazında mı kayboluyorlar? Kaybolanlar var, kaybolur. Kafir olan sabah namazında kaybolur gider. Müslümanlar devam eder hayatına. Bir de sadece onlarla da kalmıyor yani. Öteki alemde sadece onlar yok ki. Bir sürü varlık var. Ya Sinan abi en küçük örnek 18 bin alem var mesela. Hangi birini say bize ne abi? Kim biraz da adımızdan dolayı da bazı şeyleri çekiyoruz herhalde. Adım Süleyman ya. Süleyman vay bak işte, onu hiç düşünmemiştim. Onu geçtim de aklıma şey geldi. Geçen de bir ayı olayı anlatmıştın sen. Bir kadınla. Ya o yukarı köyde bu. Yani onu bir anlatsana abi. Yeni sen. Pazar var. Bırakalım bu muhabbeti de. Ona bir dönelim. Yeni pazar var. Orada kadının birini alıyor götürüyor ayı. Dağda. Gerçek mi bu ya? Gerçek yaşanmış. Kadın daha duruyordu yani ölmediyse. 5-6 sene öncesine kadar duruyordu. Kadın kafayı bozmuş. Kadını almış götürmüş. Mağaranın birine kapamış. Evet. İşte eliyle bal götürüyormuştu. Eliyle besliyormuş kadını. Kadını besliyor. Erkek ayı. Böyle bir mantık dışı gibi bir şeydi. Ya bize anlatırlar da işte ayı işte kadın kaçırır, kız kaçırır falan anlatırlardı da. Yani bizzat ben kendim şöyle söyleyeyim. Senin köyüne gelsem ben mesela atıyorum Samsun'un bir köyüne gittiğim zaman. Mahallede ya da köyde aklı biraz kaçık olanların velileri hepsi benim olur. Oturup konuşurum ben onlarla. Oradan duydum yani. Kadın bizzat yaşamış. Ne yapmış onu. Kaçılmış? Beslemiş sonra yemiş mi karıyı? Yeme yok. 6 ay sonra kadın kaçıyor. Kaçıyor. Ne yapmış kadını? Ya bir şeyler yapmış. Beraber olmuş onunla. Bunu abartalım. Ama kadının şimdi yaşadığı gerçek... Kadın anlatıyor mu bunu? Anlatıyor. Kadının yaşadığı gerçekten ayı mı yoksa ayı görüntüsü de başka varlık mı? Abi onu da bilemem şimdi. Ayı dediği de şunu da diyebilir belki mecazi anlamda. Bazen insanlara diyoruz ya ayı gibi herifsin falan filan, öküzün biri kaçırdı bana gibi. Ama herkes öyle der abi yani. Şöyle dağki ölende o hikayeler vardır yani. Dişi ayı beğendiği adamı kaçırır derler. Öteki erkek ayı kadın kaçırır derler. Derler yani. Bunun hikayeleri vardır yani. Yaşanmış yaşamamış bilmem ama herkes... O zaman aşık oluyor, alıyor kaçırıyor, evet. Götürüyor. Yarın git böyle bir köye, şey yaparsın yani birine sor böyle bir hikaye var mı der. Kesin herkes öyle yaparmış der yani. Çünkü anlatılmış bir şeydir yani eskiden beri. O demek kesinlikle ayı değil abi. Ya diyorum ya mecazi anlamda bazen sonra evet. Ya da kadın artık. Çünkü şey şimdi olarak, belki kadını kaçırdılar. Affedersin. Hızına geçtiler. Tecavüz ettiler. Kadın psikolojisini bozdu. Onu o şekilde de görebilir belki. Bir şey de diyemem o manada. Adamı. Şimdi iğrendiğin insanı bazen. Yani. Sinan abi ona kadar daha ne mevzular var öyle yaşananın da insanlar anlatamıyor. Vallahi anlatamıyor sana kapatıyorum. Abi şu anda. Kapatıyorum o zaman anlatalım. Kapatalım abi şu an bir kapanışı yapayım. Yap. O gördüğüm hamamın yanında. Evet. Yaşlı bir kadın var. 80 yaşından fazla. Sofra kurar. Evine git kendi yaşıyor. Tek başına. O, tek başına ama sofrada 10 tane yemek vardır. 10 tabak yemek vardır. Kaşık on vardır. 10 kişilik yemek vardır. Kadın hala yaşıyor. Kadın bir aile. Çocuğuna sorabilirsin. Aile yani. Vurmuş yani onlar da oğlum diyor. O sofradan o yemek eksiliyor mu peki? Abi
ben o kadar. Ben bak bu sadece işi konuşmam kuruyor. Ama o sofra her zaman öyle kuruluyor. Şu da var şimdi, kadın yalnızlıktan kafayı yemiştir. Öyle bir şey şimdi değil. Şimdi halüsinasyon görenler var. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Halüsinasyonu bir kere gör, iki kere gör. 10 yıldan beri mi görüyorsun abi? Her öğün mü görüyorsun? Yemiş, İnsan abi. Üşenir ya. Tırlatmış ama ne yapsın? Yok öyle. Yok abi ya. Abi bizim orada bir tane Bülent diye bir arkadaş vardı. Kendi kendine top oynuyordu. Kendi kendine şarkı söylüyordu. Sanki etrafında böyle. Görüyor muydun kimle oynuyordu? Şey varmış gibi, ne derler. Stadyumda varmış gibi konuşuyordu, onunla konuşuyordu, bununla konuşuyordu ama. Er Süleyman abi görüyor musun kimle oynadın? Doğru değil mi abi? Yani. Sonradan ne oldu biliyor musun? Şimdi bak sen öyle bir şey dedin aklıma ne geldi biliyor musun? Bizim camimin imamı vardı. Rizeli miydi, Trabzonlu muydu? Herhalde Oflu'ydu olması lazım. Bu çocuğun elinden tuttu. Bu çocuğu camiye alıştırdı. Bu çocuğa namaz kılmayı öğretti. Çocuk hafızlığa kadar, Kur'an okumaya kadar öğrendi. Çocuk ondan sonra abi camide şimdi müezzinlik de yapar. Yani. O tür şeyler kesildi gitti. Şimdi bu yapıda hiç düşünmedi ama. Şimdi hiç mesela öyle bir şey yapmıyor çocuk. Normal sıradan bir insan gibi. Sen öyle diyorsun da. Ama o çocuk şu an yani 5 vakit namazına kadar hangi, müezzinlik hangi yapar. Hangi duaları ediyor, hangi varlıkları yakıyor sen bilmiyorsun. Yok abi o manada. Şimdi mantıklı geldi. Şey doğru mu? Kendin yaşamış olduğunda. Bir şey diyemeyeceğim. Birden i̇şte ortam iyice sessiz devirildi. Evet. Neyse evet sen bir oku üfle abi. Oku üfle değil. Hadi. Ya ben sana diyeceğim sen daha beni iyice şey yapacaksın Sinan abi. Ya abi bir besmele çek bari ya. Özür dilerim de şeytandır acım. Bismillahirrahmanirrahim. Çekerler gerek yok. Ooo onu çekerler bunu ya çekerler. Sen kapa abi kapa. Neyse arkadaşlar. Teşekkür ederim sohbetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Artık öyle bir şey oldu ki ilk defa böyle yaşanmış olaylar serisinde böyle bir konu açıldı. İleride bu konuları açar mıyım bilmiyorum. Sinan abi filmlere konu oluyor ya. Filmler bedava yapılmıyor ki. Ya tabii hepsi canım. Hepsi yaşanıp da yapılıyor. Doğrudur. Abi Siccin serisini seyretsinler aynısıyla. Yani. Aynısı. Bunların birebir yaşadım diyorsun ha. Daha neyse. Orijinal. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Yaşanmış olaylar serisinin bir dahaki bölümünde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Eskişehir'den herkese selamlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.